Adamlarımı sen öldürtmediysen bile kesin sen tertip etmişsindir. Neticede başka adamların da var. Her türlü azmettirici sensin. Başka adamlarımı öldürtüp altınları kaçırtsam, İlyas'la Levent'leri niye oraya göndereyim? Cinayet tertip eden adam bu kadar ahmak olur mu? Altınlar biz almış olsak daha iyi. O kadar kısa müddette saklama imkanımız yoktur. Askerleriniz her tarafa dağıldı. Hala bulamadılar. Cinayeti bizim işlemediğimiz ayan beyan ortadadır. Unitacılar altınları almak isteyebilir diye seni uyarmıştım. Dediğim çıktı. Mazlumların altını zalimlere yem olacak. Şahsi kinini bir kenara bırak. Gidelim altınları bulalım. Devlet benden bu hadisenin şüphelilerini sorarsa kimseyi yakalayamadım mı diyeceğim. Olmaz. Burada kalacaksınız. O altınların kafirlerin eline geçtiği önünde sonunda ortaya çıkar. O vakit ne hesap vereceksin? Baba Oruç'un elindeyken altınları aldım, onlara yem ettim mi diyeceksin? O vakit ne olacak? Devletin seni ayaklarından asmaz mı? Madem altınları bulup getireceğinden ve bu meselenin katillerini ispatlayacağından bu kadar eminsin, o vakit sana yarına kadar mühlet. Lakin İlyas burada kalacak. Eğer yarına kadar altınları bulup katilleri getiremezsen, İlyas'ı İskenderiye'nin ortasında asacağım. Kardeşimi niye rehin alırsın? Sana yarına kadar ispatlayacağım dedim. Baba Oruç sözüdür dedim. Böyle büyük meselelerde söz olmaz. Neticede olay mahallinde yakalanan İlyas'tı. Yani gerçek katilleri getiremezsen İlyas ölecek. Sana itimadım tamdır. Katilleri de altınları da bulacaksın. Beni tasa etmeyesin. Bulacağım aslanım. Sana sözümdür. Yarına kadar getireceğim. Sana yarına kadar mühlet. Ve o mühlet. Şu an itibarıyla başlamıştır.